gerçekten çok hazırlanmış. Yani bu böyle kısa sürede adaylığı belli olduktan sonra gerçekleşen bir çalışma ve hazırlık değil. Uzun süredir böyle bir birikim sağlamış. Örneğin soruyorlar yandaş gazeteci arkadaşlar. Eğitim diyorlar. Tak, zaten öğretmen. Uzun bir geçmişi var eğitimle ilgili olarak. Ama ekonomi diyorlar, şak cevaplarını veriyor. Dış politika diyorlar, hemen takır takır sıralıyor. Hiç düşünmeden her alanda sağlık diyorlar, sağlıkla ilgili konuşuyor. Dolayısıyla onlar da nereden kancayı atacaklarını şaşırıyorlar. Toplumdaki ilginin, toplumdaki beğeninin giderek artmasının bir nedeni de tahmin ediyorum yaptığı bu yığınak olsa gerek. Ben kendisini en yakından tanıyan Sayın Engin Altay'a, yol arkadaşı da olduğu için Sayın Engin Altay'a söz vereyim bu konuda. Evet. Tekrar saygılar Sayın Belediye Başkanımıza, teşekkür ediyorum. Önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal'ın adını taşıyan bu kültür merkezinde sizlerle buluştuğum için ben de kendimi şanslı hissediyorum. Biraz da dinlenmiş oluyorum. Muharrem Bey'den bugün ayrıldım. Eskişehir'de ayrıldık, buraya geldim. Gerçekten çok güzel özetlediler. Mizahçı dedi Uğur abi. Mizahçılar finansçıları hep yenmiştir. Hiç merak etmeyin. biri mizahçı, biri finansçı. Finans iyidir de, millet için finansçılık yapılırsa iyidir de, nalıncı keseri gibi hep bana diyen bir finansçıyı Muharrem İnce çok rahat yenecek. Bunu görüyorum. Geçen yine sizin programınızdaydı. Kameramandan gözüme zoom yapmasını rica etmiştim. Şunun için ben hayatımda yalan söylemem. Söylersem belli ederim. Onun için yalan söylememeye çok dikkat ediyorum. 12 yaşından beri bu partide mücadele eden biri olarak da hepinizin içi rahat olsun. Gözünüz aydın olsun. Bu iş bitti. Bu iş bitti. Bu kamerayı gözüme tut. Benim gözüme zonluyor. Evet. Niye bitti? Niye bitti? Gerçekten Türkiye'yi 16 yıldır yöneten zatın 16 yıl boyunca bırakın oylarını, kendilerini ona vakfeden bir sürü insanın hayal kırıklığı yaşadığını, bu kadar da olmaz dediğini, pes dediğini, bu günaha ortak olamayız artık dediklerini ben bugün sanıyorum 54. meydan konuşmasını Bursa'da yaptı Sayın İnce. Bugün Bursa ve Bilecik hariç tümünde yanında olan biri olarak görüyorum ve vatandaşlarla yaptığım özel temaslarla da bunu alıyorum. Şimdi Muharrem Bey, Bülent Bey de, Tuncay Bey de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde birbirinden değerli, yetenekli, vatansever, siyaset bana ne verecek diye değil, ben topluma, ben millete, ben bu ülkeye, ben bu vatana ne vereceğim anlayışıyla siyaset yapan çok sayıda arkadaşımız var. Burada Sayın Genel Başkanımızın bir muhasebeci kafasıyla da, hesap uzmanı kafasıyla da kılı kırk yararak, çok ince eleyip sık dokuyarak toplumun beklentilerine maksimum noktada cevap verebilecek en doğru isimi belirlemesi gerçekten her türlü takdirin, evet, ve övgünün üzerindedir. Allah var, ben genel başkan olsam bunu yapar mıydım bilemem. Bülent yapar mıydı, Tuncay abi yapar mıydı bilmiyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu yaptı ve bence Türkiye'ye karşı en büyük görevlerden birini ifa etti. Bu mücadeleyi canım zamandan kazanalım, durun, tezahürat, birbirimize tezahürat yapmanın alemi yok. Bu mücadelenin bir abi kardeş olarak görürsek, el ele ve kol kola Cumhuriyeti çıktığı raydan, çıktığı kaydığı eksenden yeniden kurucu ayarlarına, kurucu felsefesinin gösterdiği ışık doğrultusunda yeniden
rayına koyma, eksenine oturtma mücadelesinin çok kesin bir başarıyla sonuçlanacağından adımın Engin Altay olduğu kadar eminim. Bu milletin, vatandaşlarımızın alkışı toptan yapalım bitirince, benim sözüm bitince. Bu vatandaşlarımızın hükmedici siyasetçilerden bu milleti sıradan biri gibi yola çıkarlar. Belli bir doygunluk noktasından sonra mağrurlaşırlar, harisleşirler. Mayıs'tan beri bir kar topu gibi katlayarak toplumdaki sebebinin altında yatan ana faktörlerden birisi milletin içinden çıkmış olmasıdır. Elbette herkes milletin içinden çıktı. Ama milletin içinden çıkmış bu arkadaşımız siyaset yaptığı, parlamenterlik yaptığı grafiğini, çizgisini bir doğrultu tutarlılığı içinde getirdi. İnanmadığı şeylere bu evet bu doğrudur demedi. Yani siyaset terminolojisindeki tabirle siyasi dalkavukluk hiç yapmadı. Ben şöyle yaparsam siyasette yükselirim demedi. Ve parlamento faaliyetleri içinde Sayın Tezcan'ın dediği gibi bir sürü kademelerden geçti. Ama benim bildiğim Muharrem İnce'nin 3 Kasım 2002'deki parası, malı, mülkü neyse bugün Mayıs 2018'de de odur. Belki de eksiği vardır. Bu millet siyasetten zenginleşeni sevmez. Millet zengini sevebilir. Ama siyasetten zenginleşeni bu millet sevmez. Muharrem İnce'yi artık Türkiye tanıdı ama bir öğretmen şunu yapmışsa ona devlet teslim edilir. Öğretmensiniz Anadolu'nun Ücrabi ilçesinde, kasabasında ve burada komşunuzdaki eve yarın yapacağınız sınav öncesi şu çocuklar ne yapıyor diye bir bakmaya gidesiniz tutuyor. Yerde 50 santim kar var ve bakıyorsunuz o evde soba yanmıyor, odun yok. Çocuklar üşümüş, battaniyeye sarılmış. Geri dönüp kendi odununuzu karların altından çıkarıp gidip o çocukların sobasını yakıyor ve ertesi gün yapacağınız sınavı iptal ediyorsanız işte o adama devlet teslim ediyor. Yani siyasi terminoloji, ekonomik doktrin, sosyal kültürel hamleler, anlayışlar, projeler, projeksiyonlar, hedefler. Bunlar mesele değil. Yani biraz sonra belki konuşuruz biraz. Türkiye'nin ekonomisi bozukmuş. Namuslu bir adamın elinde 3 günde düzelir. Namuslu bir adamın elinde. O bakımdan bizim asıl sorunumuz Sayın İnce'nin bu kampanya boyunca gördüğüm bir şey var. Gerçekten bu işe inanmış. Kendini de evet Uğur Bey doğru söylüyor. Kendisi de şunu itiraf ediyor. Ben CHP Genel Başkanı adayı olmaya karar verdiğim gün Türkiye'yi yönetmeye noktasında kendimi hazırladım. Hazırlıyorum bunu söylüyor zaten. Ama geldiğimiz noktada bu kararlılığı, bu inancı, biz bunu bölgede, Anadolu'da, illerde de görüyoruz. Muharrem İnce'nin, dolayısıyla tabii şu da var ama. Efendim ben rozeti çıkardım. Evet, Muharrem İnce bizim adayımız ama 80 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı olmayacak. Bu yönden de içimiz rahat ve milletin içi de rahat. Partizanlıktan, ayrılık gayrılıktan, ötekileştirmeden bu millet çok çekti. Muharrem Bey'in samimiyeti ikinci büyük avantajıdır. Yapay değil, doğal bir siyasetçi. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir siyasetçi. Ve arkadaşlarımın, Uğur abinin ve Bülent Bey'in söylediği pratik zekası, kuvvetli zekası buna eklenince vatanseverliği zaten su götürmez bir gerçek. Cumhuriyete ve Atatürk'e bağlılığı konusunda hiç kimse hiçbirimiz ondan aşık atmayız, yarış etmeyiz. En az en iyi bilinen Atatürkçü kadar Atatürkçü, ülkesini seven biri. Geriye fazla bir şeye de gerek kalmıyor. Toplumun böyle namuslu, ahlaklı, zeki bir lidere, bir cumhurbaşkanına ihtiyaç vardı. Kendi tabiriyle kindar değil, dindar elbette olabilir. Dindarlık hepimizin, herkesin kendine göre bir dindar yanı vardır. Ama kindar olmayan, bunun yerine geleceği düşünen, projeksiyon düşünen, proje düşünen, efendim teknoloji düşünen, bilişim düşünen gençleri Türkiye'ye yetiştirmeyi de kendine ana hedef koydu. En büyük projem huzur diyor ama onun aslında arkasında aslında ana proje, büyük proje, dev proje
iyi yetişmiş bir gençlikle Türkiye'yi gerçekten Atatürk'ün işaret ettiği, büyük Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyete taşımaktır. Ve an itibariyle bugün bu tarih itibariyle bunu yapabilecek bu konjonktürde en doğru isim Sayın İnce'dir. Millet de bunun hakkını veriyor. Tekrar söylüyorum, bence Muharrem İnce bu seçimin kazananı olmuştur. Kamu vicdanı bakımından millet nezdinde. Sadece çok mütevazi bir şekilde sizler de bizler de tabii çalışacağız. 8 Temmuz'u inşallah 24 Haziran olur ama 8 Temmuz'a kadar sabredeceğiz ve Türkiye'nin önüne yeni bir pencere ve ufuk açılacak. Yani çok şey söyleyebiliriz. Benim en beğendiğim iki sözünü söyleyerek bu turdaki şeyi bitirelim. Çok doğru söylediği, çok beğendiğim iki şeyden birisi şu: Allah'ın izniyle bu milleti birleştireceğim dedi. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı budur. En büyük ihtiyacı budur. İkincisi de artık devlet değil, pardon, millet değil, devlet kemer sıkacak. Türkiye'nin 50 yıldır hasret olduğu bir meseledir. Ve bu iki mesaj onu Cumhurbaşkanı yapmaya yeter zaten.